Türkiye Cumhurbaşkanı mecliste yemin ederken Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak. Yüceltmek. Ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla, bir daha tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Bu yemini edip bu yemine sadık kaldığı sürece elbette Cumhurbaşkanıdır. Hiç kimse aksini söyleyemez. Büyük Türk milletinin şanını ve şerefini koruyacak, 83 milyonu kucaklayacak, tarafsızlıkla görev yapacak, hiç kimseyi ötekileştirilmeyecek, o benim Cumhurbaşkanımdır. Hangi partiden olursa olsun. Neden? Yemin ettikten sonra Cumhurbaşkanı oluyor. Bu yemine sadık kalması lazım. Bu yemine sadık kaldı mı? Beni özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne, AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerimin dinlemesini isterim. Neden sözde diyorum? Hangi senin oyun için değil. Görevini Türkiye'yi yüceltmek için çalışmadığı için diyor. Türkiye'yi büyütmek için çalışmadığı için söylüyorum. Peki kardeşim, Süleyman Şah Türbesi'ni kim kaçırdı? Kendi toprağından bayrağını kim indirdi? Kim kendi toprağından kaçtı ve terör örgütüne teslim etti? Bunu teslim eden adamın Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruduğunu düşünüyor musunuz? Elinizi vicdanınıza koyun.